Çelik. Bu dersimizde present continuous yani şimdiki zaman ve jobs yani meslek isimlerini öğreniyoruz arkadaşlar. Hep beraber başlığımızı yazarak başlayalım. Present continuous tense. Peki present continuous tense nedir arkadaşlar? Şimdiki zaman. Evet, daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi continuous olan bütün zamanlardaki ortak özellik neydi arkadaşlar? Fiilimizin ing'li halini kullanıyoruz. Peki arkadaşlar, present continuous tense hangi durumlarda kullanılabilir? Eğer ben o anda yaptığım işi anlatıyorsam ya da konuşma esnasında olan işlerden bahsediyorsam present continuous tense'i kullanabilirim. Peki gelin bakalım yapıda ne gibi farklılıklar var arkadaşlar? İsterseniz pozitif yani olumlu cümlelerden başlayalım. Positive sentences yani ben şimdiki zamanda olumlu cümleleri nasıl kurabilirim? Bakalım. Evet, tek tek bütün öznelerle cümle kuralım arkadaşlar. I am doing my homework dediğimde arkadaşlar bakalım am doing ne görüyorum? Fiilim hangi eki almış arkadaşlar? ING ekini almış. Peki I am doing my homework. Ödevimi yapıyorum. Evet, bu benim bunu söylediğim anda devam ettirdiğim, yaptığım iş arkadaşlar. Peki sadece fiile ing takısını eklemek yetiyor mu? Hayır. O zaman bakın ne görüyorum? Am yardımcı fiilinde kullanıyorum arkadaşlar. Peki eğer öznem you ise biliyoruz ki you ne alır arkadaşlar? You are şeklinde are yardımcı fiilini alır. You are talking to the teacher dersem eğer you are talking to the teacher diyorsam sen öğretmenle konuşuyorsun anlamına gelir. Bakın talk fiiline ing takısı gelmiş ve bir süreklilik elde edilmiş arkadaşlar. İsterseniz gelin he öznesiyle de bir cümle kuralım. He is, evet he ne aldı arkadaşlar? Is takısını aldı. He is reading his newspaper diyorum. He is reading his newspaper ne anlama geldi? O gazetesini okuyor anlamına geldi. O zaman ne yaptım? Read fiiline ing takısını getirerek şimdiki zamanda bir cümle kurdum. Peki she öznesiyle kuralım arkadaşlar. She is washing. She is washing the dishes dersem wash the dishes nedir arkadaşlar? Ne anlamına gelir? Bulaşıkları yıkamak. Peki o şu anda ne yapıyor? What is she doing? She is washing the dishes. Bakın wash fiiline ing takısı gelmiş. Any problems? Okay, no problem. Evet, devam edebiliriz. Sırada hangi öznemiz var arkadaşlar? It yani yine üçüncü tekil şahıslardan bir özne. It is eating its food demişim arkadaşlar. Peki ne anlama geldi bakalım? It is eating its food. Yani o yemeğini yiyor. Yine is yardımcı fiili ve fiilime ing takısını getirmişim. Peki diğer öznelerimize geçmeden acaba bu zamanda hangi zaman ifadelerini kullanabiliriz? Onlara bakalım. Peki present continuous tense'i özel olan
time expressions nelerdir? Evet, cümlemin sonunda eğer now ifadesini kullanırsam anlamı nedir arkadaşlar? Şimdi. Peki bir başka ifade ise at the moment ya da at present'tir arkadaşlar. Bakalım at the moment, at present anlamı nedir arkadaşlar? Şu anda. O zaman ben istediğim cümlenin sonunda now, at the moment ya da at present gibi zaman belirten ifadeleri de kullanabilirim arkadaşlar. O zaman diğer öznelerimiz olan we, you, they ile devam edelim. Ve birer zaman ifadesi kullanalım arkadaşlar. We are having a rest at the moment diyorum. Bakın cümlemin sonuna ne geldi? At the moment. Evet, cümlem şimdiki zamanda. Peki. We are having a rest. Gelin having a rest kalıbını hep beraber birlikte düşünelim. Having a rest ne demek arkadaşlar? Dinlenmek. Burada hemen şuna bakmanızı istiyorum. Aslında biliyoruz ki have fiili nasıl yazılıyor arkadaşlar? Yalın haldeyken have. Yani sonunda bir i harfi var arkadaşlar. Peki bakın ing takısı aldığında e düşüyor. E düşüyor ve having şeklini alıyor arkadaşlar. Peki aynı şey bütün sonu e ile biten fiiller için geçerli mi? Evet, geçerli arkadaşlar. Demek ki e düşecek ve ing takısı gelecek. Peki bu cümlem ne anlama geldi? We are having a rest at the moment. Biz şu anda ne yapıyoruz? Dinleniyoruz. Okay? You öznesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. You are listening to the news. You are listening to the news. Peki arkadaşlar hemen bakalım. News ne demekti? Haberler demekti. Peki isterseniz sonuna bir de now time expression'ını ekleyelim. O zaman ne anlama geldi arkadaşlar cümlem? You are listening to the news now. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Haberleri dinliyorsunuz anlamına geldi. Evet. Yine they öznesinin alacağı yardımcı fiil nedir arkadaşlar? They are. Peki hemen bir fiil ve ing takısıyla beraber cümleme devam ediyorum. They are chatting on the internet. They are chatting on the internet. Peki ne diyorum? İnternet, bunu biliyoruz. They are chatting on the internet. Onlar internette sohbet ediyorlar anlamına geldi. Peki demek ki chat fiili ne anlamdaymış arkadaşlar? Sohbet etmek. Okay, any problems? You got it? Thanks. Let's go on. Peki what soru kelimemle beraber bakın. What? Evet, yine ne soru kelimesiyle. What are you doing? Sorusu çok sık sorulan, kullanılan bir sorudur arkadaşlar. What are you doing at the moment? Gibi bir soruya benim vereceğim bir sürü cevap olabilir. Evet, benim o anda ne yaptığımı soran bir soru. What are you doing at the moment diye sormuş. Peki ben ne yapıyor olabilirim? Birkaç cevapla pekiştirelim isterseniz. I'm cooking dinner. Akşam yemeği pişiriyorum. Ya da I'm
Playing chess. Evet, ben ne oynuyorum arkadaşlar? Satranç oynuyorum. I'm playing chess. Ve buna bir sürü fiil kullanarak ve sonuna ing takısı ekleyerek ve kesinlikle ve kesinlikle am yardımcı fiilini unutmayarak birçok cevap verebiliriz arkadaşlar. Peki, bir başkası için bir soru sorduğumda, örneğin what is your mother doing dersem, what's your mother doing now ifadesini de ekleyelim. O zaman annen şimdi ne yapıyor diye sorarlarsa, peki your mother için çocuklar hangi zamiri kullanabilirdim? She kullanabilirim. Hemen kısaca she ile başlayalım cevabımıza. She is, is'i hiç unutmuyorum. She is ironing the clothes now diyerek cevabımı bitirebilirim. She is ironing the clothes now. Yani ne diyorum? O şimdi ne yapıyor? Kıyafetleri ütülüyor. Peki iron fiili neymiş? Ütülemek fiiliymiş arkadaşlar. Peki yine what'la başlayan, bu sefer farklı bir fiille soracağım bir soru var arkadaşlar. Örneğin what is your father fixing? Peki acaba fix ne demek? Fix tamir etmek anlamında. İngilizce'de tamir etmek anlamına gelen birkaç kelimemiz daha var. Hatırlayalım. Fix, repair ya da mend, onarmak, tamir etmek anlamlarına gelir. What's your father fixing? Bu sefer baban ne yapıyor diye sormamış ama baban ne tamir ediyor diye sormuş. O zaman kısaca zamir kullanarak he yazıyorum. He is fixing my bike diyorum arkadaşlar. Evet, babam benim bisikletimi tamir ediyor anlamına geldi. He is fixing, başka bir şey de olabilir arkadaşlar. His car da diyebilirdik. Arabasını tamir ediyor da diyebilirdik. Any problems here? Okay, that's good. Peki, evet, hep olumlu cümleler kurduk. İsterseniz şimdi de olumsuz cümle yapılarına bakalım. Aslında işimiz çok zor değil çünkü yapacağımız şey belli. Her zamanki gibi yardımcı fiillerimden sonra hangi eki ekliyorum arkadaşlar? Not ekini ekliyorum. Çok güzel. Peki, bakın gelin görelim. Am, is ve are yardımcı fiillerinden sonra not olumsuzluk ekini ekleyerek ve fiilimi yine ing takısıyla kullanarak arkadaşlar olumsuz cümle elde edebilirim. Negative sentences. Okay? Peki, o zaman birkaç tane de olumsuz cümleye örnek verelim isterseniz arkadaşlar. Bakalım. I'm not. Biliyorsunuz ki bunu daha fazla kısaltamıyorum. I'm not playing the guitar. Evet, ne dedim? Ben gitar çalmıyorum. Örneğin devam edebilirim. I'm playing the piano dediğimde bir olumsuz, bakalım, I'm not playing ve bir de I'm playing the piano şeklinde bir olumlu, bir de olumsuz cümle kurmuş olduk arkadaşlar. Evet, bakalım. He isn't studying maths. O
Matematik çalışmıyor. He isn't studying maths. Peki, he is studying. He is studying history. Okay then, what's history? Nedir arkadaşlar history? Tarih dersi. He isn't studying maths. He is studying history. Any problem with the negative sentences? Okay. Başka neler yazabiliriz? Bakalım. We aren't drinking Coke. We aren't drinking Coke. Biz kola içmiyoruz. Ne içiyoruz? We are drinking apple juice. What's apple juice then? What's apple juice? Apple juice means elma suyu, okay? So, we aren't drinking Coke, we are drinking apple juice, okay? Ne yaptım arkadaşlar? Aren't ve yine fiilimin ing'li hali. Sonuncu olarak arkadaşlar, beraber they ile başlayan olumsuz bir cümle kuralım. Peki, they'den sonra gelecek olan olumsuz yardımcı fiilim nedir arkadaşlar? They aren't. Peki, they aren't going to the bank. Onlar bankaya gitmiyorlar dedim. They aren't going to the bank. Where are they going? Nereye gidiyorlar? They are going to the post office. Okay, they are going to the post office. Onlar bankaya gitmiyorlar. Onlar postaneye gidiyorlar demiş olduk arkadaşlar. If you have not a problem, okay, I'll pass it. Evet arkadaşlar, her zamanda olduğu gibi tabii ki şimdiki zamanında bazı soru kalıpları var. Peki yine ayıracağım sorularımı yes no questions and informative questions şeklinde. Öncelikle çalışacağımız konu yes no questions olacak. Peki kural nedir? Yine yardımcı fiillerin başa almak ve fiilimin ing'li takısıyla beraber soruları kurmak arkadaşlar, bakalım mı? Evet, are you ile başlayan bir soru kuruyorum arkadaşlar ve bakalım. Are you solving the problems, the maths problems diye bir soru sordum. Evet, bu arada arkadaşlar, solving bize yabancı olabilir. Hemen anlamını verelim. Bakın bu arada solve nasıl yazılıyor? Sonu e ile bitmiş ama biraz önce söylemiştik. E düştü ve ing takısı geldi arkadaşlar. Solve'un anlamı çözmektir. Yazalım. Peki, are you solving the maths problems diye sorsam ve ben buna yes şeklinde cevap vermek istesem acaba nasıl devam ediyorum? Kısa bir cevap olarak yes I am demeniz yeterli. Peki uzatmak istiyorsanız arkadaşlar yes I am solving the maths problems diyebilirsiniz. Peki no I'm not ise kısa ve olumsuz bir cevaptır arkadaşlar bu soruya. Peki hep beraber yine diğer örneğimize bakalım ve inceleyelim. Is ile başlarsam eğer kullanacağım özneler neler olabilir? He, she ya da it'ten herhangi bir tanesi olabilir arkadaşlar. O zaman is your dog. Bakın neyden bahsediyorum? Senin köpeğin is your dog running
In the garden? Is your dog running in the garden? Sorusu nedir? Evet, kim için soruyorum arkadaşlar soruyu? Karşımdaki kişinin köpeği. Is your dog running in the garden? Evet, bahçede koşuyor mu? İsterseniz bunun sonuna now ya da at the moment şeklinde bir time expressions da ekleyebiliriz. Şu anda koşuyor mu? Peki, evet koşuyor demek istiyorum. Your dog yerine kullanacağım zamir acaba ne olabilir? Bir hayvandan bahsettiğime göre bunun yerine ben it kullanabilirim. Yes, it is dedim. Peki, olumsuz bir cevap verelim. No, it isn't dediğimde ise hayır, koşmuyor anlamına geliyor çocuklar. Peki, any problems here? You got it? Okay? Let's go on. Örneğin okul sınavlarımızda ya da herhangi bir girdiğiniz sınavda karşımıza nasıl sorular gelebilir? İsterseniz bir de buna bakalım. Belki bana karışık kelimelerle bir cümle kurmam istenebilir. O zaman öyle bir örnek hep beraber yapalım arkadaşlar. Play football. Evet, gördüğümüz gibi kelimeler bize karışık olarak ve fiil ise yalın halde verilmiş. Garden. The. In ve de buradan devam edelim arkadaşlar. Okay. Play football, garden, the, in, boys are ve bakın nasıl bir şey yapmam istenmiş cümle. Bir soru cümlesi kurmam istenmiş. Peki bütün kelimeleri kullanarak doğru sırayı bularak bir soru elde etmeye çalışıyorum. Peki çocuklar, benden eğer simple present continuous yani şimdiki zamanda bir soru cümlesi kurmam isteniyorsa öncelikle bu kelimelerin içinde çocuklar soru kelimesi var mı diye bakıyorum. Yani bunlar neler? What, where, who, which, when ve bunun gibi soru kelimeleri. Peki bakıyorum, var mı? Hayır, böyle bir soru kelimesi yok arkadaşlar. Peki o zaman soru mutlaka ve mutlaka emizardan bir tanesi ile başlayacak. Bakalım, arı buldum. Evet, o zaman ben soruma neyle başlıyorum? Are yardımcı ekiyle, fiiliyle başlıyorum. Peki şimdi ne kullanmam gerekir acaba? Yardımcı fiilden sonra öznemi kullanacağım. Peki burada özne olabilecek neler var acaba, bakalım. Play, football, garden, the, in ve boys. Evet, boys görüyorum. Ve bunun başına bir the getiriyorum. Peki neden acaba the getirdim? Çünkü belki de kimlerden bahsettiğimi biliyorum. Eğer kimden bahsettiğini biliyorsak başına the getirebiliyoruz arkadaşlar. Are the boys? Evet, şimdi ne gelecek arkadaşlar? Bir fiil gelecek. Peki, bana fiil olarak play verilmiş. Güzel. Peki, play'i acaba olduğu gibi mi kullanacağım? Are the boys play? Doğru bir cümle mi? Hayır, yanlış bir cümle. Peki, ben buna ne ekleyeceğim? Zamanımın gerektirdiği bir kural olarak are the boys playing? Evet, soru bu kadar da olabilirdi. Ama bakın daha geriye neler var? Futbol ekleyebilirim. Çünkü futbol oynamak birleşik. Are the boys playing football? Evet, şimdi ne gelir arkadaşlar? İngilizce'de cümle yapısında nesne ya da yer gelir. Peki nesne olmadığına göre şu anda yer ismi yazacağım. Önce preposition yani yer edatımı kullanıyorum. Ve bahçenin başına da the ekleyerek in the garden gibi bir soru sordum. Bakalım oldu mu cümlemiz? Okuyalım. Are the boys playing football in the garden?
Evet, doğru bir soru oldu. Any problems with the question? No, that's good. Evet, bana yine kelimeler karışık halde verilecek arkadaşlar ve ben düzgün bir sıraya koymaya çalışacağım. The eki verilmiş. Eat fish. Ve bakalım daha sonra ne gelecek? Now cat ve arkadaşlar bir de not eki verilmiş ve nokta koymam istenmiş cümlenin sonuna. O zaman hemen bakacağım. Bu bir soru mu? Hayır değil. Olumsuz bir cümle ya da olumlu bir cümle kurmak gerekiyor. Peki hemen bakıyorum. Acaba olumlu bir cümle mi kuracağım yoksa olumsuz mu? Sonda not ekini görüyorum arkadaşlar. Eğer not varsa cümlemde o zaman ben olumsuz bir cümle kurmak zorundayım. Peki kedi görüyorum. The görüyorum arkadaşlar. İsterseniz gelin hemen özne ile başlayalım. Evet, öznem the cat. Peki şimdiki zamanda the cat için kullanacağım yardımcı fiil nedir arkadaşlar? Is. Evet, is burada yok ama benden eklemem istenmiş arkadaşlar. Cat ve the'yi atıyorum. The cat is. Peki şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Not olumsuzluk ekini de ekliyorum. The cat isn't oldu şu ana kadar. The cat isn't. Peki fiilim nedir acaba? Eat fiili. Eat fiilinin anlamı yemekti. The cat is not eating diyerek ing takısını da kendim ekliyorum. The cat is not eating. Evet, şimdi ne geliyor arkadaşlar? Eğer cümlede nesne varsa nesne gelecek. Var mı? Evet var. Bakın ne? Fish. Yani balık. Peki. Ve sonunda da ne kaldı arkadaşlar? Cümlemin en sonuna time expression koyuyorum. Ve bakalım cümlem ne anlama gelmiş doğru sırada. The cat is not eating fish now. Evet, kedi şu anda balık yemiyor. Şimdi balık yemiyor gibi bir anlamı olmuş. Evet, diğer bir örneğe bakalım. Study at verilmiş arkadaşlar. Devam edelim. Jack okay. Study at Jack the moment. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Not verilmiş yine. Evet, his verilmiş. Ve devam ediyorum. Lessons. Evet, artık bir bakışta bunun soru mu, olumsuz cümle mi, olumlu cümle mi olduğunu anlayabiliyorum. Nereden? Zaten nokta koymam istenmiş. E bir de not var elimde, o zaman olumsuz cümle kuruyorum. Bakalım arkadaşlar. Evet, önce ne geliyor? Jack, yani öznem geliyor arkadaşlar. Jack. Peki yine hangi zamanda kullanacağım? At the moment gördüğüme göre şimdiki zamanda bir cümle kuruyorum. Jack sizce ne alır? Is alır arkadaşlar. Jack is. Peki hemen yardımcı fiilden sonra not ekliyor muyum? Tabii ki ekliyorum. Jack is not. Peki fiilim ne? Study fiili. Arkadaşlar dikkat edelim buraya. Genelde şunu biliyoruz ki study gibi sonu y ile biten fiiller aslında ek aldıklarında y düşüyordu arkadaşlar ama bu ing eki için geçerli bir kural değil arkadaşlar. O zaman study fiili ing takısı aldığında herhangi bir değişikliğe uğramıyormuş. Jack is not studying. Evet, geriye kalanlar neler arkadaşlar?
his lessons. Derslerini diyorum. Evet, şu ana kadar ne oldu? Jack derslerini çalışmıyor. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Her zamanki gibi time expression, yani bakalım at the moment'ı ekleyebiliriz. Evet, Jack şu anda derslerini çalışmıyor demişiz. Do you understand this one? Okay, good. Mary is. Writing a letter in her bedroom. Okay. Bakalım hemen. Mary is writing a letter in her bedroom. Artık bizim için bu cümleyi anlamak zor mu? Değil. Ne söylemişim arkadaşlar? Mary odasında, yatak odasında mektup yazıyor. Şimdi yapacağımız şey Mary'nin altını çizerek bir numara demek. Evet, writing a letter bölümünün altını çizerek iki diyorum. Evet, a letter'ı alıp üç numara diyorum. Ve in her bedroom kısmını da işaretleyerek dördüncü bölüm diyorum. Şimdi benden ne yapmam isteniyor bakalım. Bir, iki ve üç ve dört numaralı bölümler sanki benim cevabımmış gibi kabul edilecek ve onlara yönelik birer soru sorulacak. Peki bakalım, bir numara Mary, demek ki sanki cevabım Mary'miş gibi bir soru sormam isteniyor. Peki Mary cümlenin nesi arkadaşlar? Öznesi, yani işi yapan kişi. Peki demek ki ben bir kişi soruyorum, kişi öğrenmeye çalışıyorum. İngilizce'de kişi soran soru kelimesi arkadaşlar neydi? Hemen hatırlayalım. Who. Good. Evet. Who soru kelimemi koydum. Peki eğer amacım özneyi bulmak ise who'dan sonra cümlenin geri kalanını aynen yazabilirim arkadaşlar. Başka herhangi bir şey yapmama gerek yok. Who is writing okay. Who is writing a letter in her bedroom? Evet, yatak odasında kim mektup yazıyor şeklinde bir soru sormuş oldum. Peki gelelim is writing a letter. Evet, şu bölüm olduğu gibi benim cevabım arkadaşlar. Peki şimdi ben nasıl bir soru kelimesi yazayım ki bu cevabı alabileyim arkadaşlar? Evet, burada içinde fiil olan ve o kişinin ne yaptığına dair bilgi veren bir bölüm var arkadaşlar. Peki o zaman Mary odasında ne yapıyor sorusu doğru bir soru mu? Evet, o zaman ne yapıyor? Yani soru kelimem what arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi Mary öznem ise neydi? Önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil, sonra özne ve sonra ana fiil gelirdi arkadaşlar. Hemen yardımcı fiilime bakıyorum. Is. What is? Öznem kim? Mary. What is Mary? Evet, ne yapıyor? Yani yükleme dayalı, yükleme yönelik bir soru. Ne yaptığını bilmediğim için doing fiilini kullandım. What is Mary doing? Evet, geri kalan neyse arkadaşlar onunla devam ediyoruz. What is Mary doing in her bedroom? Gibi bir soru çıktı karşımıza. Peki a letter'ın altı çizili arkadaşlar. Peki bu bir nesne mi cümlede? Evet, nesne, yani object. Peki object'i bulmaya yönelik ne gibi bir soru sorabilirim? Nasıl bir soru kelimesi kullanacağım? A letter
Peki ne yazıyor der miyim? Evet derim. Peki Mary odasında ne yazıyor diye soracağım. Başlayalım. What is Mary artık, bakın, doing demiyorum. Çünkü o zaman ne yapıyor diye sormuştum. Şimdi ise ne yazıyor? Yani yazmak fiilini çekiyorum arkadaşlar. What is Mary writing? Evet, bunu görmüyorum soruda. Kapatın elinizi. Görmüyorum. In her bedroom diye sordum. Okay, what's Mary writing in her bedroom? Cevabım nedir? A letter. Peki, gelelim son bölüme. Peki, in her bedroom cümlede yer mi belirtiyor? Evet, yer belirtiyor. Yani place arkadaşlar. Yatak odasında. Peki, bunu görmüyorum. Ve ben bir soru kelimesi yazmak zorundayım. Peki, İngilizce'de yer soran soru kelimesi neydi arkadaşlar? Where. Peki, where ile cümleme, soruma başladım. Devam edelim geri kalanları kullanarak. Where is Mary writing a letter? Bakın ne anlama geldi. Where is Mary writing a letter? Evet, Mary mektubu nerede yazıyor diye sordum. Çok kısa olarak cevabım in her bedroom olabilir. You got it? Okay? Let's go on. Çok kısa olarak aklımıza gelen meslek isimlerini yazalım ve birer kez okuyalım arkadaşlar. Jobs nedir? Meslekler. Peki karşımdaki kişinin mesleğini nasıl sorarım? Çok kolay bir soru. Bakın, what's your job diye sordum. Senin mesleğin nedir arkadaşlar? What's your job? Peki neler sıralayabilirim? Bakalım isterseniz arkadaşlar. Student'la başlayalım. Student nedir? Öğrenci. Teacher'la devam edelim arkadaşlar. Teacher ne demek? Öğretmen. Doctor. Doctor, doktor demek arkadaşlar. Engineer. Engineer, mühendis demek. Peki. Lawyer nedir arkadaşlar? Lawyer, avukat demek. Evet, gelin mimarı öğrenelim. Architect. Architect nedir? Evet, mimar anlamına gelir. Sorumuzun altını çizelim. Devam edelim. Accountant. Accountant, muhasebeci demek arkadaşlar. Accountant. Peki, businessman. Ya da business woman. Evet, businessman iş adamı, businesswoman iş kadını demek arkadaşlar. Waiter, erkek garson, waitress ise bayan garson arkadaşlar. Nurse, nurse hemşire demek arkadaşlar. Plumber, plumber tesisatçı demek. Peki başka? Miner nedir arkadaşlar? Miner, madenci demek. İsterseniz gelin şu ana kadar yazdıklarınızı bir kere okuyalım. Student, teacher, doctor, engineer, lawyer, architect, accountant, businessman, businesswoman, waiter, waitress, nurse, plumber ve miner arkadaşlar. Evet. Housewife, yani ev hanımı arkadaşlar. Housewife, ev hanımı demek. Peki, policeman. Policeman ya da policewoman.
Evet, anlamı nedir? Polis. Okay. Devam edelim. Wet arkadaşlar. Wet nedir? Veteriner. Peki, driver. Driver, şoför demek arkadaşlar. Postman ya da Amerikan İngilizcesinde mailman, postacı demek arkadaşlar. Evet, bir sonraki mesleğimiz secretary. Yani anladığımız gibi sekreter. Devam edelim. Security guard. Nedir arkadaşlar? Security guard, güvenlik görevlisi demek. Peki başka neler yazabiliriz? Soldier, yani anlamı asker. Peki subay nedir arkadaşlar? Officer, subay demek arkadaşlar. Bir mesleğimiz daha var. Director arkadaşlar, yönetmen anlamına gelir. İsterseniz bir kere okuyalım. Policeman, policewoman, housewife, wet, driver, postman, mailman, secretary, security guard, soldier, officer and director. Any problem? No problem. Okay. Arkadaşlar, bugünkü dersimizde meslek isimlerini ve present continuous, yani şimdiki zamanı öğrendik. Thank you for listening to me. See you next lesson. Bye.